Mağazalara girdiğimde hep bilirsiniz one size etiketli şeyler olur genelde bunlar eldiven, şapka gibi şeylerdir. Bunları gördüğümde çok sinirleniyorum. Çünkü benim ellerim kocaman, kafam kocaman. Dolayısıyla eldivenlerin %90'ı ne kadar güzel olursa olsun bana olmayacak demek. Yurt dışında genelde eldivenlerin bedenleri olur. Türkiye'de neredeyse hiç görmedim bunu. Ve Türkiye'de neredeyse hiç görmediğim başka bir şey de Eğitimde tek bir yöntemin bütün öğrencilere uygun olduğu yaklaşımı var. Maalesef her öğrencinin farklı bir öğrenim şekli olduğunu anlamıyor veya hani zor geldiği için mi yapmak istemiyor hocalar bilmiyorum. Ama ben çok müjzer ettim, çok acı çektim. Okullarda da özel derslerimde de çok acı çektim. Şimdi bu deneyimlerimi tabii ki çocuklara yansıtmamak için. Buna göre eğitim veriyorum. Bazı öğrenciler görsel olarak daha kolay öğreniyor. Bazı öğrenciler işitsel olarak öğreniyor. Kulaktan hafızaları çok iyi. Bazı öğrenciler ikisini birden hem görüp hem duymak istiyor. Bazıları dokunmak istiyor. Mesela onların ellerini tutarım. Bazen kukla gibi parmaklarına gösteriyorum. Çünkü o zaman gerçekten çok kolay anlıyorlar. Veya bazı öğrenciler benim yaptığımı görerek anlıyorlar. Ama bir insan benim yaptığımı görerek mesela hiçbir şey anlamıyor olabilir. Kendi kendine çözmek zorunda olabilir başka bir insan. Genelde ilk dersinde bu kişinin nasıl öğreneceğini çözmeye çalışarak geçiriyorum ben. İlk ders sadece herkese aynı şeyleri verdiğim ders.